toplam nüfus içerisinde yaşlı nüfus oranının arttığı ülkeler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez denilmiş. Sosyal güvenlik kurumlarının giderlerinde artış meydana gelir. Hem emekli maaşlarından dolayı hem de yaşlıların sağlık giderlerinden dolayı. İnsan gücü bakımından ülke savunması zayıflar nüfusun yaşlanmasından dolayı. İşçi açığını azaltmak için başka ülkelerden dış göç alır. Çalışan nüfusun azalmasından dolayı sağlık giderlerinde yapılan harcamalar artar, yaşlı nüfusun artmasından dolayı. Fakat kamudaki tasarruf miktarı artar diyor. Yaşlı nüfusun bütçeye olan yükünün artmasından dolayı kamudaki tasarruf miktarı artar diyemeyiz. Bundan dolayı doğru cevabımız C seçeneğidir. Haritada numaralarla gösterilen yerlerin hangisi bulunduğu kıtada nüfusun en yoğun olduğu yerler arasındadır denilmiş. Amerika kıtasında nüfus doğu kıyılarda daha yüksektir. Güney Amerika'da yine doğu kıyılarda nüfus yoğunluğu fazladır. Batı Avrupa'da nüfus yoğunluğu fazladır. Asya'da Hindistan, Bangladeş, Endonezya, Japonya ve Çin kıyılarında nüfus yoğunluğunun fazla olduğunu söyleyebiliriz. Afrika'da ise nüfus yoğunluğunun fazla olduğu yer Gine Körfezi'nin kuzey kıyılarıdır. Yani Nijerya, Togo, Gana, Benin çevresinde nüfus yoğunluğunun fazla olduğunu söyleyebiliriz. Bundan dolayı doğru cevabımız E seçeneğidir. Bu tablodaki bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez denilmiş. Seçeneklere baktığımız zaman nüfusla ilgili yorumlar isteniyor. Bundan dolayı bu ülkelerin nüfuslarını tespit etmek için şöyle bir şey yapabiliriz. Aritmetik nüfus yoğunluğu eşittir toplam nüfus bölü yüz ölçümüdür. Burada yüz ölçüm ve aritmetik nüfus yoğunluğu verildiği için nüfusu bulabilmek için bu iki sayıyı çarpmamız yeterli olur. 180 ile 20'yi çarpmamız isteniyor. 2 kere 18, 36. 2 de sıfırımız var. 3600. 9 kere 8, 72. 2 de sıfırımız var. 7200. 9, 3 tane sıfırımız var. 4 kere 10, 7 kere 14 dediğimiz zaman 98. 2 tane de sıfırımız var. 2 numaralı ülkenin Evet, 2 numaralı ülkenin nüfusu 3 numaralı ülkeden daha azdır diyor. Bu bilgi doğrudur. 4 numaralı ülkenin nüfusu diğerlerinden daha fazladır denilmiş. Bu bilgi de doğrudur. 1 ve 2 numaralı ülkelerin nüfusu, toplam nüfusu bu iki ülkenin toplam nüfusu 10800'dür. 4 numaralı ülkeden fazladır demiş. Bu bilgi de doğrudur. Toplam nüfus miktarları arasındaki fark 1 ve 4 numaralı ülkeler arasında en fazladır. 1 en az olduğu için, 4 de en fazla olduğu için ikisinin arasında nüfus farkı fazladır diyebiliriz. Bunlar doğrudur. Fakat 4 numaralı ülkede yer şekilleri sade olduğu için demiş. Burada bununla ilgili bir bilgi yoktur. Yer şekillerinin sade olması veya engebeli olması aritmetik nüfus yoğunluğu üzerinde etkili değildir. Doğru cevabımız D seçeneğidir. K ülkesinde son 30 yılda doğum oranlarının hızla düşmesiyle birlikte genç nüfus oranının azaldığı görülmüştür. Doğum oranları bu şekilde devam ederse ilerleyen yıllarda ülkede iş gücü eksiğinin ortaya çıkacağı tahmin edilmektedir. Buna göre parçada söz edilen K ülkesinin nüfus yaş piramidi aşağıdakilerden hangisidir denilmiş. Buna göre piramidin tabanının giderek daralıyor olması gerekir. Fakat bu olay 30 yıldır devam ettiği için yaklaşık 30 yıldan beri piramidin tabanının daralıyor olması gerekir. Bundan dolayı doğru cevabımız E seçeneğidir. Buna göre aşağıdaki yaş piramitlerinden hangisine ait açıklama verilmemiştir? Doğum oranlarının hızla azalmasına bağlı olarak piramidin tabanında daralma meydana gelir. Bu asimetrik piramidin özelliğidir. Durağan nüfuslu bir ülkede doğum oranlarının artmasına bağlı olarak oluşan piramit çan şeklindeki piramittir. Gelişmekte olan ülkelerin piramididir. Piramidin tabanı geniş, orta kısmı ise dardır denilmiş. Gelişmekte olan ülkelerde piramidin tabanı geniş, orta kısmı dardır. Bu da iç bükey piramittir. Yüksek doğum ve ölüm oranlarının olduğu piramittir. Bu da tam üçgen şeklinde olan piramittir. Burada arı kovanı yani gelişmiş ülkelere ait nüfus piramidi verilmemiştir. Bundan dolayı doğru cevabımız E seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi göç alan yerleşim merkezlerindeki olumlu sonuçlardan biridir denilmiş. Sanayi tesislerinin şehir içerisinde kalması olumlu bir durum değildir. Ses, su ve çevre kirliliğinin artması olumlu bir durum değildir. Alt ve üst yapı hizmetlerinin yetersiz kalması olumlu bir durum değildir. Gece kondulaşmanın artması da olumlu bir durum değildir. Fakat iş gücünün artması bölgeye katkı sağlar. Bundan dolayı olumlu bir durumdur. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Yukarıdaki göç hareketleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir deniliyor. Yunanistan'da yaşayan Türk asıllı vatandaşlarımızın Lozan Anlaşması'nda yani nüfus mübadelesiyle ülkemize yerleşmesi mübadele göçüdür. Bilim, tıp ve teknolojinin gelişmesine katkı sağlayabilecek kişilerin daha iyi ücret ve çalışma koşulları nedeniyle gelişmiş ülkelere göç etmeleri beyin göçüdür. 4. yüzyıl sonlarına doğru gerçekleşen ve özellikle Avrupa'ya etkilen göçler bu da kavimler göçüdür. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Buna göre parçada verilen kişiler ve çalıştığı sektör eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır denilmiş. Aydın'da polis memuru olarak görev yapan Yahya Bey, polis memuru güvenlik hizmetleridir, üçüncü sektördür, doğrudur. Eşi Sevgi Hanım özel bir şirkette moda tasarım uzmanı olarak çalışıyor deniliyor. Bilişim sektörü olmasından dolayı dördüncü sektördür, Yahya Bey'in çocuklarından Onur kendine ait büyükbaş hayvan çiftliğinde çalışmaktadır deniliyor. Birinci sektördür hayvancılık. Bundan dolayı bu da doğrudur. Berkay ülke çapında hizmet veren yazılım firmasında program ve yazılım alanında çalışmaktadır denilmiş. Burada dördüncü sektör olması gerekir ama beşinci sektör verilmiş o yüzden yanlıştır. Evin en küçüğü en küçük çocuğu Elif ise Kuzey Afrika'da faaliyet gösteren büyük bir inşaat firmasında inşaat mühendisi olarak çalışmaktadır. İkincil faktör denilmiş. Üretim faaliyetlerinden dolayı ikincil faktördür. Bundan dolayı D seçeneği yanlıştır diyoruz. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Buna göre ülkelerinin hangilerinde kentleşme oranı daha yüksektir denilmiş. Gelişmiş ülkelerde kentleşme oranı daha yüksektir. Kazakistan, Mısır gelişmekte olan ülkelerdir. Belçika ve Kanada ise gelişmiş ülkelerdir. Bundan dolayı kentleşme oranı daha yüksektir. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Haritada numaralandırılarak gösterilen alanların hangisinde ortalama yaşam süresi diğerlerine göre daha kısadır denilmiş? Avustralya gelişmiş bir ülkedir. Japonya gelişmiş bir ülkedir. Batı Avrupa ülkeleri gelişmiştir. Amerika Birleşik Devletleri gelişmiştir. Bundan dolayı bu bölgelerde Ortalama yaşam süresi uzundur. Fakat Hindistan'da gelişmemiş olmasından dolayı, beslenme, barınma, sağlık şartlarının iyi olmamasından dolayı ortalama yaşam süresi daha kısadır. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Yalnızca grafiğe bakılarak bilgilerinden hangilerine ulaşılabilir denilmiş. Dünya nüfusu sürekli olarak artmıştır. Çünkü nüfus artış hızı daima pozitif rakamlarla gösterilmiş. Yani 15 olmuş. 22-23 filan olmuş ama daima artmıştır. Bu bilgi doğrudur. 1970 yılındaki nüfus 2000 yılındaki nüfustan daha fazladır denilmiş. 1970 yılıyla 2000 yılını karşılaştırdığımız zaman sürekli nüfus artışı olmasından dolayı 2000 yılındaki nüfusun daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. O yüzden bu bilgi yanlıştır. Nüfus artış hızındaki değişim en fazla 1960-65 yılları arasında olmuştur deniliyor. Evet 5 yıllık dönemlere baktığımız zaman en fazla değişimi bu dönemde olduğunu görüyoruz. Bu bilgi de doğrudur. 1 ve 3 doğrudur. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Haritada numaralandırılarak gösterilen alanların hangisinde nüfusun seyrekliği, sıcaklık ve yağışın fazla olmasıyla açıklanır denilmiş. 1 numaralı bölge soğuk olduğu için, 2 numaralı bölge soğuk olduğu için, 3 ve 5 numaralı bölgeler ise kurak olmasından yani yağışın az olmasından dolayı seyrek nüfuslanmıştır. Fakat Amazon havzasının seyrek nüfuslanmasının nedeni sıcaklığın ve yağışın fazla olmasıdır. Bundan dolayı doğru cevabımız D seçeneğidir.